Günaydın. Dün olumlu gelen, daha doğrusu hafta sonunda biraz rüzgarın biraz değişmesiyle beraber piyasalarında olumlu tepkiler verdiğini gördük. Tabii aslında kampanyanın kalalım yönünde artık ağırlığının yavaş yavaş gözükmesi ve eğer Perşembe günü kalalım kararı çıkarsa ne olacağının da ufak bir denemesini gördük diyebiliriz. Ama bir nokta önemli, onu birazdan paylaşacağım. Mailde de yazmıştım. Önce bir kapanışlara bakalım. Kapanışlar itibariyle biraz satışlar geldiğini görüyoruz. Şu anda teknik açıdan çok önemli bir gelişme söz konusu değil. Yani 2080 etrafında kümeleniyor olması, dayanıyor olması olumlu. Ama yukarı hareketlerinde görüyorsunuz sınırlı kaldığını, daha doğrusu satışla karşılandığını gördük. Dolayısıyla çok fazla yeni bir şey söylemek zor şu anda hisse senedi piyasaları için. Büyük ölçüde Brexit'in sonucuna bağlı olacak. Ama açıkçası dünkü şu kapanış Nasdaq tarafına baktığımızda özellikle çok da pozitif değildi. Kapanışın kendisi pozitif olmuş olmasına rağmen. Son anketlere bakalım. Sabah detaylandırdım mailinde. Dolayısıyla tamamını geçmeyeceğim ama karışık seyir devam ediyor. Bir ankette ORB'de çok net bir şekilde özellikle kararlı seçmenler arasında karşılaştırıldığında kalalım önde gözüküyor. Kararsızları eklediğimizde 2 puanlık bir farkla kalalım hala önde. Ama YouGov'un anketine baktığımızda çıkalım taraftarları hala önde gözüküyor. Bugün yine bir anket daha açıklanacak. Tabii bugünün diğer bir kritik gelişmesi Yalın'ın konuşması olacaktır. Sabah da söylediğim gibi patronuna karşı konuşacağı için patronlarına biraz daha olumlu, biraz daha iyimser bir bakış açısı yansıtacaktır FOMC toplantısına göre. Ama çok büyük bir etkisi olacağını piyasa üzerinde veya bir yerden alıp diğer yere götüreceğini zannetmiyorum. Elbette faiz arttırmak istiyoruz, isteyeceğiz tarzında bir söylemi olacak ama piyasanın şu anda bu söylemi fiyatladığını, alıp da ciddi anlamda bakış açısını değiştireceğini zannetmiyorum. Piyasa beklentileri zaten bu sene için ciddi anlamda gerilemiş durumda. Özellikle son FOMC toplantısından sonra. Aynı zamanda günlük verilere baktığımızda bugün açıklanacak herhangi bir ekonomik veri yok. Dolayısıyla Amerika tarafı biraz daha sakin olacak gibi gözüküyor. Buradan paritelere hızlı bir şekilde geçelim. Euro tarafında çok önemli bir hareket olmadı. Dün Euro'da da benzer bir şekilde kuvvetli bir yukarı hareket yaptığını gördük. 80'lerin üzerine geçti. Ama kapanış 1.13'ler civarında, yani neredeyse açılışa yakın seviyelerde oldu. Burada elbette olumlu bir sonuç çıkması durumunda yukarıya doğru hareket devam edecektir. 1.1470 seviyeleri önemli. Risk reversal'lara baktığımızda hafif bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi aşağı yukarı 14'ünden itibaren yukarıya doğru bir hareket başlamıştı. Yani tam bir hafta önce yukarı bir hareket başlamıştı. Paritenin de bugünlerde tepki vermeye başladığını görüyoruz. Swap pointlere baktığımızda orada da bir toparlanma söz konusu. Dolayısıyla bu gelen alımları, tepki alımlarının sağlıklı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik bunu satış fırsatı için kullanan bir piyasadan bahsetmemiz mümkün değil. Ama beni rahatsız eden gelişme Japon yeninin dünkü harekete tamamen tepkisiz kalmasıydı. Şurada görüyorsunuz, evet açılış itibariyle bir yukarı hareket belki gördük ama Amerika seansında bu hareketin tamamının geri verilerek bir kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda da aynı durumdayız. Dolayısıyla piyasanın ya diğerlerine yansıttığı korku biraz daha mantıksızdı, orada bir toparlanma oldu ya da burada gördüğümüz gibi hala kendisini Japon yeni üzerinden hedge etmeye devam ediyor ve Japonya'nın kendi dinamikleri Boj vesaire de bu noktada etkili olmayı devam ediyor diyebiliriz ama eğer bir toparlanma gelmez ise hala çok net bir aşağı yönlü trend var. Dolayısıyla yüzlere doğru hareketin devam da etmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Pound tarafına bakalım. Pound tarafında tabii ki en kuvvetli tepki oldu. Hatta dolar bazlı baktığımızda dolara karşı uzun zamandır görmediğimiz kuvvetli bir yükselişti ve 200 günlük ortalamasının hemen üzerinde kapandıktan sonra aşağıya doğru bir hareket geldiğini görüyoruz. Şurada geçen senenin de 2014'ün en yükseği üzerinden de gittiğimizde bir trend
aşağı yukarı 1.48'ler civarında olduğunu görebiliyoruz. Şurada da zaten 3 defa aşağı yukarı denenen bir seviye var. 1.47-50 seviyedir. Dolayısıyla bu seviyelerin kırılması ki Brexit'in remain şeklinde çıkmasıyla beraber bu olacaktır. Önemli bir gelişme. Ama unutmamak lazım, çok büyük bir ihtimalle başa baş bir sonuç gelirse eğer, yani 51'e 49 vesaire civarında İngiltere'deki siyasi çalkantı devam edecektir. Dolayısıyla pound'un 48'leri kırması önemli, ama sadece olası bir zaferle her şeyin çözüleceğini de düşünmemek gerekir diye düşünüyorum. Takip etmemiz gereken seviyeler az önce de söylediğim gibi aşağı yukarı 47,5-48 aralığındaki seviyelerin kırılıp kırılmayacağı olacak. Altın tarafına geçelim. Tabii altın tarafında hafta sonunda paylaşmıştım. Tarihi rekor seviyeler ve longlar olduğunu biliyoruz. Şuna tekrar bir göz atalım. Verinin tutulmaya başladığı 1992 tarihinden bu yana tarihinin en yüksek long seviyesi var altında. Geçen defa da söylemiştim, bu hareketin sadece birkaç ay içinde olduğunu görüyoruz. Yani aşağı yukarı aralıktan başlayan bir hareket. Oysa trend, altın trendine baktığımızda 99'dan 2007'lere kadar, hatta 2010'lara kadar süren bir toplama olmuştu. Buradaki hareket biraz daha korku, biraz daha paniği yansıtan bir hareket. Tabii haksız değil. Brexit durumunda altın, eğer bir likidite sorunu olmayacaksa, önemli bir sığınma noktası. Ama eğer pozitif bir gelişmeyle bu referandum biterse, şuradaki ciddi anlamda son gelenlerin, yani şu kesimin aşağı yukarı şurada gördüğümüz Nisan'dan itibaren alıcıların çok hızlı bir şekilde çözülmesi söz konusu olacaktır ki altında büyük bir satış demek, ona dikkat etmek gerekiyor. Altının teknik görüntüsüne de bir bakalım. Görüyorsunuz bu seviyelerde dolaşan bir altın var. Benim beklentim hala burada ana rallinin başlamadığı yönünde. Şuradaki uyumsuzluğun nasıl çözüleceğini de tabii görmek lazım. Ama şu an için baktığımızda 1280'in üzerindeki seviyeler altın açısından kuvvetini devam ettirdiği seviyeler olarak değerlendirilebilir. Tabii gümüş tarafına da göz atmak lazım. Gümüş tarafının biraz daha zayıf olduğunu geçen gün de paylaşmıştım. Şuradaki Nisan ayındaki zirvesini aşabilmiş değil altının aksine. Ama altın tarafında rekor longlar olmasına rağmen gümüşte de o kadar abartılı bir spekülatif pozisyon söz konusu değil. Altın hisselerinde de baktığımızda yukarı trendin burada devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda hala altında boğaların kontrolünde bir fiyat hareketi var. 1300 altının 7'nin üzerinde bir net kapanışta da bu kontrol daha da artacaktır. Onu da kaydetmek lazım. Bakır tarafına baktığımızda Amerika'daki futureler üzerinden bakarsak, dün orada da olumlu bir yukarı hareket oldu, ama 50 günlük ortalamasının hala altında olduğunu görüyoruz. Biraz daha yukarıya doğru bir ivme kazanması gerekiyor. Burada da yine hafta sonu paylaşmıştım, altının aksine tam zıt bir görüntü var. Aşağı yukarı çok marjinal bir şekilde de olsa görüyorsunuz, burada da tarihinin en yüksek short pozisyonları var. Yani altında tarihin en yüksek long pozisyonları, bakırda da tarihinin en yüksek short pozisyonlarıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Bu büyük ölçüde aslında panikle büyüme arasında, korkuyla hırs arasındaki dengeyi yansıtıyor diyebiliriz. Şu an için baktığımızda şurada 2002'den alırsak benzer durumlar birkaç kez oldu. Yani şu dönem balonun kuvvetlendiği, her şeyin çok iyi gittiği dönem. Dolayısıyla bakır fiyatları değer kazanıyor. Tabii Çin'in vesaire etkisi de var. Şurada 2008 kriziyle beraber ekonomiler durdu, her şey bitti yansıtılıyor. Altında çok kuvvetli bir alış var. Ardından yine Çin'de açılan paketle beraber altın fiyatlarının yavaş yavaş geri gelmeye başladığı, bakırın toparlanmaya başladığı dönem. Şu anda da aslında isterseniz son yılların en
altın pozitif dönemindeyiz. Bunun nereden aşağıya geleceğini, yani daha yukarıya gidemez Brexit durumunda demek zor. Elbette olası bir çıkışta 7 seviyeleri de test edilecektir. Ama Brexit'i bir kenara bırakırsak ve long pozisyonların, short pozisyonların aşırı olduğunu göz önüne alırsak burada 5'e doğru, 5.25'e doğru bir geri dönüş beklerim. Ama bunun olması için tabii önce Brexit'in aşılması gerekiyor. Yine de bakır fiyatlarındaki hareketin yukarı, altında aşağıya olma ihtimalini yüksek görüyorum. Yakından takip edilmesi gerekir. Son olarak bono fiyatlarına da bir göz atalım. Şurada hafif bir toparlanma oldu elbette dün gelen hareketle beraber, ama görüyorsunuz hala çok düşük seviyelerdeyiz. Burada GDP beklentisini de paylaşmıştım. Bence oldukça iyimser bir beklenti. Burada gördüğümüz 1.68 seviyeleri çok daha yukarıya doğru gitmesi gerekiyor, ama bütün bunlar elbette Brexit sonrası olacak gelişmeler. Herkese iyi günler diliyorum.